Selam. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ay, heyecanlandım. Yine güzel bir inşallah gizemli deniz videosu olur. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Allah. Kaç ay oldu? Çok ay oldu. Nereden baksanız bir 3-4 ay oldu yeni video çekmeyeli. En son biz eşim, Deniz, ben şeye gittik. Mersin'e gittik. Forum mağazasına, şeye, alışveriş merkezine. Ondan sonra orada güzel bir alışveriş vlogu çekmekti benim niyetim. Fakat biz o gün orada Deniz'i iki kere kaybettik. Ondan sonra ve ben çok korktum. Sonra dedim ki nazara mı geliyorum acaba? Yani olabilir insanlık hali. Nazara mı geliyoruz? Ondan sonra bir böyle bir şey yapmak istemedim açıkçası. Bir panik oldum. Çok da korkarım aslında. Yani çok nazara aslında çok şey yapmam da. Demek ki dedim bana da değmeye başladı nazara. Ondan sonra böyle bir ne yapsam ne etsem falan derken araya bir soğukluk girdi. Sonra tekrar tam çekmeye niyetlendim, yine artık başlayayım dedim. Bu sefer annem, ben, Esin evde oturuyoruz, tam kahve içeceğiz. Annem eve kadar gitti. Bizim kapıyı açık bırakmış. Ben de orada yatak odasına mı ne bir yere gittim. Yani bir dakika girdim, geri çıktım. Bir çıktım, Deniz yok evin içinde. Esin, Deniz nerede dedim. Görmedim abla dedi. Annem nerede dedim. Eve gitti dedi. Bir baktım çocuk yok. Ara tara Esin, annem, herkes ayaklandı. Çocuk yok, bağırıyorum mu? Bir sokak ileriye kadar gidebilmiş Deniz. Evden kaçmış. Babasıyla her gün aynı gittiği park güzergahında çıkmış yalın ayak. Sadece çorapları var ayağında. O şekilde yürümüş. Allah korumuş, çünkü bizim orası vızır vızır trafiğin işlediği bir mahalle. Ve ben Deniz, Deniz diye böyle bağırırken son anda amcanın biri dedi ki kızım orada ileride bir çocuk var, gidiyor tek başına dedi. Yani o amcaya da dedim ki amca dedim, insan demez mi, senin annen baban nerede, çocuğu bir tutsana 2 dakika dedim. Adam öyle güldü gitti. Ondan sonra artık hemen benim sesimi duyunca bir döndü, anne diye koştuk mahallede. Ama benim aklım tekrar gitti böyle, Allah'ım dedim, bayağı birkaç gün kendime gelemedim. Hatta bir hafta falan yani. Ondan sonra dedim ki ben tam video çekmeye niyetlendim. Yine Deniz evden kaçta kayboldu. Dedim herhalde bu bir işaret, bir şeyler oluyor yani. Oradan tamam dedik artık, neyse artık biraz böyle sakinledik falan. Bir de şöyle bir şey var. Deniz'de video çekmek zaten çok zor yani. Hiç durmayan bir çocuk. Ona rağmen çekmeye çalışırken hani böyle iki yerde bir derede vakitsizlikte. Bir de böyle üst üste gelmesi beni bayağı bir korkuttu. Ondan sonra ben de Allah Allah dedim, herhalde bu bir işaret yani. Artık tamam dedik, yavaş yavaş başlayalım. Bir ay önce. Artık başlayalım, yavaş yavaş böyle bir şeyler çekelim falan derken ben bir rahatsızlandım. Ben rahatsızlandım, eşim rahatsızlandı, Deniz rahatsızlandı derken biz 15 gün böyle uğraştık. İyileşeceğiz diye. Sonra tekrardan bir anda ishal, kusma, bir hafta önce tekrar rahatsızlandık. Tam iyileştik derken çok perişan olduk. Deniz'i 2 kere acile kaldırdık. Oradan ben çok korktum. Deniz kucağımda bayılacak diye çok korktum. Yani zaten çok zayıf bir çocuk. Zor kilo alıyor. Bir de böyle ishal kusmalı bir rahatsızlık geçirince, bir de benim başıma ilk defa geldi. Yani ben, Deniz 3 yaşına girdi, doldurdu. 3 yaşına kadar bir gün bile ishal olmadı ya da ishal kusma bir rahatsızlık olmadı Deniz'de. Çok iyi korudum, kolladım. Bu da birisinden bulaştı. Bilmiyorduk hasta olduğunu. Öyle olunca bulaştı bize. Yoksa ben yine korurdum, hani Deniz'i çok şey yapardım, dikkat ederdim, bilseydim, ama bilmiyordum. Artık olacak olan oldu, yapacak bir şey yok. Ama
beni çok korkuttu. Çünkü ben normalde griple ilgili falan artık denizi nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum. Ama ishal kusma ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ne kullanırsak kullanalım, ne ilaç kullanırsak kullanalım geçmedi. 5 gün boyunca geçmedi ve bu beni çok korkuttu. Sonra annem dedi ki, kızım dedi, biz dedi Esin'de de olmuştu böyle. Ona dedi şey yaptık. İşte çocuğun makatına pamuğu rakıya batırıp koyduk. Öyle iyileşti. Bana çok saçma gelmişti ama yapacak bir şey yok artık. Yani hiçbir ilaç fayda etmeyince insan gerçekten deniyor. Denedik. Gerçekten şöyle bir faydasını gördüm. İçerideki o üşütmeyi alıyor. Isıtıyor ya. Isıttığı için, yani makattan, sonuçta çocuğa alkol içirmiyoruz yani. Makattan alkolü pamuk koyuyoruz. Fitil gibi düşünün. Ondan sonra oradaki mikrobu kırdığı için ve de içerideki o üşümeyi aldığı için size anlatamam. Deniz o bir günde iyileşti. Ondan sonra bir anda çocuğun yüzü falan böyle renklendi, düzeldi. Ben dedim ki, oh Allah'ım sana çok şükür, hamdolsun. Çocuğum iyileşti. Çok korktum. Gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Dermansız dert hiç vermesin. Allah korusun, ama hani insan yaşamayınca zor oluyormuş. Çok şükür onu da atlattık. Dedim ki ben de gideyim hadi bugün dedim işe. Bir güzel video çekeyim, anlatayım, kızlarla bir buluşayım. Çok özledim sizleri. Hemen kamerayı açmayı çok özledim. Sizlerle böyle bir derdimi paylaşmayı çok özledim. Eminim sizler de özlemişsinizdir. Ara ara yorumlar geldi. Bazen yorumları bile cevaplayamadım. Gerçekten video çekmeyi çok istiyorum. Fakat Deniz büyüdükçe bu çok zor oluyor. Hatta olmuyor bile diyebilirim yani. Nasıl olacak? Bu sene çekebilecek miyim bilmiyorum. Yine bu sene geçen senekiler gibi burada böyle gezerken çekeriz büyük ihtimalle. Çekebilirsek eğer. Onun dışında işte bizde durumlar böyle. Bu arada hediyelik ve takı dükkanlarımızı devrediyoruz. Onlar işte oradaki eşyalarımızı, takılarımızı, hediyelik ürünlerimizi biliyorsunuz. Onları satışa çıkardık. Ama çok zor geliyor. Şey gibi düşünün ya. Hani böyle insan bir arsası olur, bir bahçesi, bir şey olur. Taşını temizler, eker, diker, büyütür ya. Evlat gibi ya, gerçekten öyle. 9 yıl boyunca orada çalıştık. Orada işimizi büyüttük. Burayı öyle kurduk. Çok bizde emeği büyük oranın, yani bizim gelişmemizde, büyümemizde, her şeyimizde. Şimdi orayı satacağız. İşte devredeceğiz. Birkaç kişi var, görüşüyoruz. Olacak gibi inşallah. Bakalım hayırlısı, ama tabii ki böyle bir buruğum. Bir yandan da bir an önce artık gitsin diyorum. Çünkü artık bölünmek zor geliyor bana. Oraya gitsem orası bana muhtaç. Buraya gelsem burası bana muhtaç. Şimdi oraya gidiyorum. Esin burayı idare etsin diyorum. Esin buraya yetişemiyor, yoğun. Gitmiyorum. Oranın boynu bükük kalıyor. Çünkü her geçen gün bir sürü ürün aldım. Oraya da bir sürü para döktüm, bayağı bir. İçini yaptırdım. Bir dünya para döktüm. İşte elektrik tesisatıydı, projektörüydü, dolaplarıydı. Siz biliyorsunuz. Öyle olunca bana zor geliyor, ama inşallah alan kişiye çok hayırlı ve uğurlu olması tek dileğim. Bizim gibi nasıl diyeyim, ihtiyacı olan, ona nasıl diyeyim, o işte gelişebilecek bizim gibi böyle, bizim nasıl diyeyim, geldiğimiz yerlerden belki çok daha iyi yerlere gelebilecek birilerine nasip olsun inşallah. Hayırlısı olsun diyelim inşallah, bakalım. Birkaç kişi var, görüşüyoruz, ama olur mu olmaz mı, nasıl olur bilmiyorum, artık bakacağız. İşte bizde durumlar böyle. Size kısa bir video atayım dedim. İnşallah artık böyle ara ara video atmaya çalışırım. Ben çok istiyorum, ama denizsiz de olabilir bu arada. Varsa aklınızda olan,
soru cevap sohbet şeklinde olan, hani böyle video çekebilirim. Bu arada bizim yeni alanımız burası. Gördüğünüz gibi bu oda bizim büromuz. Şu an çekemiyorum çünkü malum markalar var. Markayı veremiyoruz. O yüzden, ama burası eskiden buranın banyosuydu. Biz burayı dönüştürdük. Burası şu an ofis oldu. Artık böyle bakalım. İnşallah biraz ışığı loş kalıyor. Şuranın şeyi var. Lambasının ışığı loş kalıyor. Ama artık bu kadar idare edin. Çünkü içeride çekemiyorum. Her yer marka, ürün, sigara, alkol falan. Öyle olunca hiç olmuyor. Bu arada Deniz'le ilgili sormak istediğiniz bir şey olabilir, benim aklıma gelmeyen. Lütfen siz sorun. Ben dediğim gibi çok özledim. Sizler de özlediniz biliyorum. Yazan çok kişi var. Bu arada çok fazla buluşan aile var. Buradan onlara da tek tek selam yolluyorum. Hepsi bana resimler gönderiyorlar. Güzel dileklerini gönderiyorlar. Onlara bile çok yazamıyorum eskisi gibi. Ama çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir yolda ilerledik. Çok güzel şeylere vesile olduk. Aynı zamanda çok güzel bir kızımız oldu. Ben hala bazen Instagram'da, TikTok'ta, orada burada birilerini gördüğüm zaman tüp bebekle uğraşan ama olmamış, işte böyle çok üzülen anne adaylarını gördüğüm zaman onlara direkt yazıyorum. Hiç üzülmeyin. Sadece doğurmakla anne olunmuyor. O yüzden bunun tadını almanız lazım. Bunu yaşamanız lazım. Anne olmanız lazım. Gerçekten bunu isteyen her kadının sadece doğurmak olmamalı meselesi. Tabii ki zor. Evlat edinmek çok zor. Zorlu yollardan geçiyoruz. Artık çok çok daha zor. Eski şartlara göre. Ama zaten tüp bebek olayına kadar geldiyseniz, tüp bebek de öyle ucuz bir şey değil. O da zor. O yüzden eğer bu yola baş koyduysanız, eğer bir gün gerçekten olmayacağını anladığınızda, bu yolların hepsinin kapandığını gördüğünüzde sakın ümidinizi kaybetmeyin. Burada güzel, böyle benim gibi evladına kavuşmuş bir anne var. O hep gözünüzün önüne gelsin ve deyin ki bunu biz de başarabiliriz. Beklemek zor. Bazı anne adayları 3 yıl, 5 yıl, bazıları 7 yıl bekliyor. Belki bilmiyorum, 7 yıldan daha fazla bekleyen var mı? Biz şanslıydık bu konuda. Kızımıza 1,5 yılda kavuştuk. Ama Allah herkesin kalbine göre versin. Ne diyeyim bilmiyorum. Deniz geldikten sonra bizim bütün hayatımız değişti. Gelinmeyecek yerlere geldik. Olmayacak şeyler oldu. Açılmayacak kapılar açıldı. Ben bunların hepsinin benim kızım sayesinde olduğunu biliyorum. Allah kalbimize, gönlümüze göre verdi. Çok şükür Allah'a. İnşallah Allah ağzımızın tadını hiç bozmasın. Sizlere de böyle güzel ağız tatlılıkları nasip etsin inşallah. Hepinizi buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın. Yine görüşmek üzere.